Sayı doğrusu üzerinde 2'ye eşit uzaklıkta 2 tane farklı sayı varmış ve bunların çarpımı da 32 bölü 9'muş. 2'nin bulunduğu yer burası olsun. 2'ye eşit uzaklıkta diyelim ki A birim sağ tarafta, bir de A birim sol tarafta bir sayı bulunsun. 2'nin sağ tarafında A birim ötede bulunan sayı 2 artı A'dır. Sol tarafta bulunan sayı da 2 eksi A'dır. Şimdi bu sayıların çarpımı, iki farklı sayının çarpımı 32 bölü 9'muş. Yani 2 eksi A ile 2 artı A'nın çarpımı 32 bölü 9'dur. Bunlar birbirinin eşleni olduğundan dolayı iki kare farkı özdeşliği ile direkt çarpabiliriz. 4 eksi A kare eşittir 32 bölü 9. A kareyi sağ tarafa, 32 bölü 9'u da sol tarafa alırsak buradan A kare eşittir 4 eksi 32 bölü 9. Paydayı eşitlersek 36 eksi 32 4 bölü 9. A kare eşittir 4 bölü 9'dur. Buradan A'nın iki değeri vardır. Birisi 2 bölü 3, diğeri eksi 2 bölü 3. Burada bir tanesini kullanmamız bu farklı sayıları bulmak için yeterli. Bunun için A eşittir 2 bölü 3'ü ele alalım. Şimdi sayılardan bir tanesi 2 eksi A idi, diğeri de 2 artı A idi. Getirelim, A'nın yerine 2 bölü 3'ü yazalım. Payda eşitlersek 4 bölü 3 olur. Sol taraftaki sayı, 2'nin solundaki sayı. Diğeri yine payda eşitlersek 8 bölü 3'tür. Ki burada sorulan ne? Büyük sayı küçük sayıdan kaç fazladır? Büyük olan sayı 8 bölü 3 olduğu için 4 bölü 3'ü 8 bölü 3'ten çıkarmalıyız. Aradaki farkı alırsak nedir? 4 bölü 3'tür. Evet, bu tip sorularda biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Her zaman ifadeleri biraz çeldirici bir soru tipidir. Şimdi verilen bilgileri dikkate alarak kesin doğru olan hangileri, her zaman doğru olan, onlara karar vermeye çalışalım. Şimdi y'nin 1 ile 0 arasında olduğu verilmiş. Yani y 0'dan büyük, 1'den küçüktür. Şimdi mutlak değer x y'den küçük olduğuna göre ve y de 1'den küçük olduğu için mutlak değer x nedir? 1'den küçüktür. Şimdi mutlak değer eşitsizliklerini hatırlayacak olursak, bu tarz bir eşitsizliği biz şu şekilde açabiliyorduk. Küçük 1, küçük işaretini aynen yazıyorum. Sol tarafa da taşıyorum bu küçük işaretini ve sağ taraftaki sayının negatiflisini alıyorum. Şimdi x böyle bir aralıkta. Şimdi birinci maddeden başlayalım. Her zaman doğru mu değil mi? X sıfırdan büyük mü her zaman? Şimdi x şu aralığa göre 1 ile eksi 1 aralığındadır. Tabi 1 ve eksi 1 değerlerini alamaz. Eşitlik olmadığı için şuralarda. Ama x nerede de değer alabilir? Eksi 1'in hemen sağından şuradan bir değer alabilir ki bu burada alacağımız bir sayı ne olabilir? Negatif olabilir. Bu nedenle x her zaman sıfırdan büyük değildir. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Y 1'den küçüktü. Şurada verilmiş zaten. İkisinden hareketle x'in 1'den küçük olduğunu bulmuştuk. Şuna göre, şu iki ifadeye göre x çarpı y de nedir her zaman? 1'den küçüktür. Şimdi bir sonraki ifade, x'in mutlak değeri y'den küçük olduğu için x'in karesi her zaman y'nin karesinden küçüktür. X isterse negatif, isterse pozitif olsun. Buna göre sonun cevabı E şıkkı. Bizden iki kümenin farkının eleman sayısı soruluyor ve kümeler ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Yani elemanlar açık olarak verilmemiş. Biz kendimiz şu verilen bilgileri yorumlayarak elemanlarını ortaya çıkartacağız.
Z tam sayılar kümesiymiş. Yani burada negatif sayıları da dikkate alacağız. Karesi 2'den küçük olan tam sayılar hangi tam sayılardır? Şimdi sayı doğrusunu şöyle bir hatırlayacak olursak, -2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 0'ın karesi 0, -1'in karesi 1. Bu durumda karesi 2'den küçük olan sayılar hangi sayılardır? -1, 0 ve 1'dir. Bu nedenle A kümesinin elemanları -1, 0 ve 1'dir. B kümesinin elemanları ise karesi 18'den küçük olan sayılar, tam sayılar olacak. Şimdi birkaç tane tam sayı şöyle alalım. -5 ve 5'in kareleri nedir? 25'tir. 25'in 18'den küçük olması mümkün değil. Ama -4'ün karesi nedir? 16'dır. 16 neden küçüktür? 18'den. Aynı şekilde 4'ün karesi de 16 olduğu için B kümesinin elemanları -4 dahil, 4 ve 4 -4 dahil olmak üzere oradaki bütün tam sayılardır. Yazacak olursak -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ve 4. B'nin A'dan farklı olan elemanlarını tespit etmek için B'nin içerisindeki A'ları ne yapmamız lazım? Silmemiz lazım. Buna göre geriye kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet arkadaşlar, hemen hemen her sınavda bir tane sorunun, hatta bazen kendisiyle ilgili iki tane sorunun gelmiş olduğu iki kare farkı özdeşliği ile ilgili bir soru bu. Şimdi artı 2 ve eksi 2 bize bu konuda ipucu veriyor. Çünkü bu özdeşlikte ne var? Eksi ve artı var. X artı y'yi a gibi düşünürsek, x artı y'yi a gibi düşündüğümüzde a artı 2 çarpı a eksi 2 şekline dönüşür bu ifade ki direkt şu özdeşliği kullanabiliriz. A kare eksi 4'tür. Getirelim a'nın yerine x artı y'yi yazalım. X artı y'nin açılımını yaparsak, kare açılımını yaparsak birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eksi 4. Bu neye eşitmiş? 2 xy'ye eşitmiş. Eşitliğin her iki tarafında bulunan 2 xy'nin işaretleri aynı olduğu için sadeleşir. Geriye ne kaldı? X kare artı y kare eksi 4 eşittir 0 kaldı. Bize de sorulan x kare artı y karenin ifade değerinin ne olduğu, x'i 4'ü karşı tarafa alırsak ne olur? X kare artı y kare 4 bulunmuş olur. X ve y z ardışık çift doğal sayılarmış. Ardışık çift doğal sayılar arasında ve ardışık tek doğal sayılar arasında her zaman fark 2'dir. Yani bakın 2, 4, 6, 8'i şöyle bir göz önüne alırsak bu sayılar arasındaki fark nedir? Hep 2'dir. Şimdi x küçüktür, y küçüktür, z'yi biz şöyle alabiliriz. Y'nin yerine ben x'i mesela 2 gibi düşünürsem y ne olacaktır? 4 olacaktır. Yani y x'ten 2 fazla olacaktır. 2'ye 2 ekleyince 4 oluyor. Öyleyse x'in sağında bulunan çift doğal sayıyı bulmak için x'i 2 eklemem yeterli. Z'yi elde edebilmem için, yani 6'yı elde edebilmem için de 4'e 2 eklemem lazım. Burada neye 2 ekleyeceğim? X artı 2'ye 2 ekleyeceğim. Bu durumda ne olur? X artı 2, 4 olur. Getirelim şu ifadede y'nin yerine x artı 2, z yerine x artı 4 yazalım. X zaten kendisi olacak. 2 çarpı y yerine x artı 2 yazıyoruz. Eşittir 5 çarpı z yerine x artı 4 eksi x. Bu x'ler birbirini götürür. 2 çarpı x artı 2 eşittir 20. X artı 2 10. X eşittir 8'dir. X 8 olunca hemen altlarına yazalım. X küçüktür. Y ne olur? 10. Z ne olur? 12 olur.
bizden istenen bu üçünün toplamı, ki üçünü de topladığımızda 30 bulmuş oluruz.